Evet, iyi akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye'de hiçbir şeyin bu programdaki gibi konuşulmadığı diye anons ediyorduk ama bu sefer değişik anons edeceğiz. Türkiye'de her şeyin hızlı gittiği, hiç kimsenin üstüne düşünmediği, düşünenlerin de angajı olarak konuştukları bir televizyon, medya ve akademi dünyasında biz Aslı Aslar olarak herkesten farklı, herkesten daha derin bir şeyi, o şey yapan şey nedir diye felsefenin temel sorununa dönerek öyle tartışıyoruz. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz var, gazeteci Erdir Zat. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sizle hem dünyayı konuşacağız, hem biraz Brezilya'yı konuşacağız. Ama sizin ilgi alanlarınız, geçmişiniz, deneyiminiz çok farklı. Çok kısaca sizi böyle bir iki cümleyle de siz kendiniz şey yaparsanız çok memnun oluruz. Bizim en büyük özelliğimiz Türkiye'de kıymetli ve değerli bilgileri ve bu bilgileri üreten insanları tanıtmak ve onlarla birlikte konuları tartışmak. En büyük şeyimiz o. Efendim hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi siz uzun yıllar gazetecilik yaptınız aslında. Kısaca oradan bir alalım. Yani Nokta, Express bir anlatır mısınız? Genç kuşaklar, nispeten genç kuşaklar onu bir görsünler, tabii, duysunlar. Şey, bugün hala devam eden bir büyük şeyiniz var, emeğiniz, birikiminiz var. Oradan başlayalım. Sonra evet. Brezilyalara falan geçeriz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani gazetecilik işte 30 yılı geçti. Evet. Yazarlık 35 yılı geçti. Doğru, hem gazeteci hem yazar diye. Evet, evet. Tabii ikisi bir arada yürüdü hep. Halen aslında Express'le devam ediyoruz. 1+1 forum diye web sitesi yayınlamaya başladık. Birinci yılını neredeyse bitireceğiz. Evet. Orada devam ediyoruz. Ama bu süreç içinde tabii televizyon, radyo, çeşitli mecralarda bu gazetecilik etkinliğini sürdürdük. Bu aynı zamanda çeşitli kültürel araştırmalarla da devam etmiş. Onlar da bahsedeyim ben. Çok şey onlar da. Çünkü bizde gazeteci deyince, gazeteci yazar deyince hep böyle daha böyle tek boyutlu işler düşünür ama siz tabii farklı alanlara ve daha farklı kültür tarihçiliği falan da. Tabii, daha tabii, çok tabii. Öyle mi? Yani doğru aslında, mu tanımladım ben? Ya, temelde öyledir. Başından beri zaten kültür sanat alanından gelmeye bir gazeteciyim. Fakat işte bu 90'larda sevgili Coşkun Aral'ın haberci programının metin yazarı olarak bütün bu dünya işlerine ister istemez bulaşmış oldum. Fena olmadı herhalde. Tabii. Özellikle böyle Meksika gibi çok merak ettiğim ülkeler Rio sayede şey yaptık. Tabii bu küresel politika çok başka bir şey. Dış habercilikten farklı bir şey. Dış habercilikten daha ne diyelim ahtapot gibi kolları olan oraya buraya saçılan bir şey. Bu işte işin içine küresel iklim değişimi de giriyor. Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili bilmem bir sürü kendi gündemini oluşturan tema ile birlikte incelemeniz takip etmeniz gereken bir alan. Yani çok yüzeysel de bakıldığında insana yanıltabilecek değil mi? Daha sürekli daha derini isteyen bir alan değil mi bu? Tabii ister istemez öyle. Biraz yani yurt dışında bulunduğum sırada Lula iktidara geldiğinde çok bir dostum vardı, sevgili dostum, onun sayesinde Brezilya politikasına, Brezilya siyasetine giriş yapmış oldum. Lula araştırmaları aslında Brezilya tarihini okudum. Ve o zamandan beri bütün seçimleri izleyip bir şekilde yani sanki kardeş ülke Meksika'da çok sevdiğim böyle bir şeydir. Yani herhalde ister istemez daha çok seviyoruz Obrador sonrası değil mi? O tarafı sevmiyoruz. Şimdi yani mesela Obrador'un gelmesi de çok sancılı bir şeydi. Ama tabii bütün bunlar biz Express dergisinde Radyo Express diye bir bölüm hazırladık. Bütün dünyaya bakan bu bölümdü. İster istemez yani bazen Hindistan öne çıkar ve orada ne olduğunu merak etmek gerekir. Şöyle bir de bir şeyden bakalım. Şimdi yani biz Türkiye'yiz ve nedir? Gelişmekte olan ülkeler arası G20'nin içindeyiz. Dolayısıyla bizim gibi ülkelere ayrı bir dikkatle yaklaşmamız gerekiyor. Brezilya bunlardan biridir. Meksika bunlardan biridir. Hindistan, Endonezya, Vietnam
Dolayısıyla farklı akslarda olması lazım. Farklı akslarda olması lazım. Evet. Aynen. Güney Afrika hakeza. Evet. Dolayısıyla yani bu küresel ne diyelim benzeşlerimiz izlemek gerekir. Evet. Biraz da böyle bir sorumluluk duygusu var. Artık birbirlerini de etkiliyorlar herhalde değil mi? Yani bu hani yeni dönemde. Kesinlikle. Şimdi mesela Brezilya'da olanlar belki daha sonra olacakları ya da daha önce olanları. Şimdi size soracağız onları. Gerçekten hakikaten sancılı bir dönem ve beklenmedik aslında ama size göre ve bu işi izleyenlere göre beklendik de bir şey oldu orada değil mi? Şimdi şöyle isterseniz girelim. Ben de 2003 yılında Brezilya'ya gitmiştim. Lula yeni gelmişti. O zaman cep telefonuyla Lula'yı çekeceğim diye eski fotoğraf makinelerine sandalyenin üstünden düştüm. 3 gün. Ama büyük bir coşku vardı. Luis Inácio de Silva de Lula falan diye. Hakikaten o böyle diktatörlük sonrası, 90'lar sonrası. Siz de bunların ne olur baştan isterseniz şöyle bir geriye sararak alalım. Yani Brezilya bütün Latin Amerika ülkeleri gibi işte diktatörlük yaşayan, askeri rejim yaşayan, peki o anlamı bize benzeyen. Sonra 90'larda işte bir çıkış bulmuş ama orada da neoliberalizmin kucağına düşmüş. Cardoso gibi aslında soldan sosyal demokrat olup da daha çok böyle her şeyi satan, özelleştiren çok sıkıntılı dönemlerden sonra bir işçi. Trabalhadores değil mi? Doğru okuduysam Portekizce bir dönemi var. Başarılı başlayan bir dönem. Sizden bir onları oradan başlayalım. Sonra durumun vehametine geliriz. Önce güzel dönemleri alalım. Lütfen. Evet. Evet sevgili seyirciler. Brezilya'yı hiçbir program tartışmadı böyle. Pardon bir tane gene siz çıkmıştınız. Sevgili Ceyda Karan'ın programıydı. O da kendileri de dostumuzdur. Burada konuk da aldık. Bir de bizim yani televizyonda herhalde ilk defa bu kadar kapsamlı konuşulacak. Efendim evet oradan alalım. Brezilya neler yaşadı tarih boyunca? Neleri bize benziyor, neleri benzemiyor? Bu diktatörlük çıkışı, işçi partisi, yükselişi, düşüşü. Bir alalım onları arada sorulursa sorarız. Lütfen efendim buyurun. Bu 1980 yılı bana çok enteresan bir şekilde önemli gelmiştir. Evet. 1980 ile ilgili kendi hatıralarımız bir yana ki 80 darbesi çok ciddi bir travmadır bu ülkenin tarihinde. Eş zamanlı o gelişmeler bana hep enteresan geldi. Bunlardan bir tanesi mesela 1980 aynı zamanda Reagan. Evet. Yeni dünya düzeninin mimarı olarak bilinen Reagan iktidarının başlangıcı ve bütün şu anki dünyaya hükmeden neoliberal politikaların başlangıcıdır. Margaret Thatcher İngiltere'de gelmişti, peşinden Reagan geldi. Ondan sonra dünyanın diğer Helmut Kohl falan gibi liderleri eklenip bugün halihazırda yürürlükte olan siyasal ve ekonomik politikaları gündeme aldılar. Ve enteresan bir şekilde İşçi Partisi'nin PT Brezilya İşçi Partisi'nin kuruluştu 1980. Evet. Yani çok eski bir parti değil. Yılan, aslında çok eski bir parti değil fakat dağınık örgütlerden oluşuyor değil mi? Onu da bir size Şemsiye Parti. Evet. Yani daha sonra merkezileşmeye çalıştı ama hiçbir zaman o şeyini kaybetmedi. Hı. Ya bu son seçimde bile işte mesela PT'nin adayı Haddad'dı ama Haddad'ın yanında Brezilya Komünist Partisi'nden bir gazeteci müthiş bir örgütçü bir kadın aday. Evet. Brezilya siyasetinin bir açısından. Koalisyonlar bütünü halinde. Koalisyonlar bütünü yani gelenek. Öyle hep her zaman o. Güzel bir gelenek aslında değil mi? Şimdi o biraz güzel bir gelenek. Tabii bu evet. Yani gerçekten insan düşündürüyor bir sürü şeyi. Ama bir yandan da Brezilya'nın o çok büyük bir ülke. Eyaletleri olan bir ülke. Yerelliğin çok güçlü çok oldu. Çok güçlü oldu. Evet. Dolayısıyla eyalet politikaları ister istemez genel siyaseti ve bütün onların üstünü şey yapan federal devleti belirliyor. Evet. Şimdi evet PT 1980'de kuruldu. Lideri Lula'ydı. Ve bir grup akademisyen aydın ve Lula'nın etrafında birleşip tabii ki Brezilya'nın sendikaları partiyi kurdular. Topraksız köylüler falan onlar da var. Çok sonra geldi. Şimdi yani şeytan laştırdığı değil mi? Onlar da o ekibin içinde. Sonra geldiler. Bu 1964'te askeri darbe yapıldı Brezilya'da.
O devrin ılımlı sol hükümetine karşı. Evet. Ve bu askeri diktatörlük tam 21 yıl boyunca Brezilya'ya hükmetti. Çok uzun bir 1985'e yani. Kadar. Evet. Ve 1985'te Brezilya emekleyerek demokrasiye başladı ve bir 10 yılda o döneme verdi. Evet. Yani kendi kurumlarını, demokratik kurumlarını oluşturması ayrıca bir 10 yılı aldı. Ve hesaplaşmalar falan da var tabii değil mi o dönemde? Bir müthiş bir şey. Brezilya tarihi gerçekten biraz aslında oralara ilerleyen aşamalarda evet, geleceğiz. Evet. Bizimle benzerlikleri olan ama bizden büyük farklılıklar taşıyan aynı zamanda çok çalkantılı bir tarih. Evet. Darbeler, diktatörler, her dönemi bu. Şimdi Lula bu 21 yıllık diktatörlüğün içinde ki bu 4 ayrı askeri hükümet demek. Bunlardan ilki insanlık tarihinin gördüğü en acımasız öyle iktidar. İlki öyleydi. Medici müthiş bir. Bunlar ardışık mı geliyorlar, birbirlerini mi deviriyorlar? Hayır. O 21 yıllık bir bloktur bu. Evet, öyle bir grup yani. Yani sadece işte hükümetler, askeri hükümetler değişiyor. Gözü değiş, tonu değişiyor. Ve ona işte evet. Onu yani her zaman onları destekleyen bir sivil bürokratlar. Brezilya zaten oligarşik yapıların hakim olduğu her dönemde oligarşilerin savaştığı. İktidar mücadelesi genellikle oligarşiler arasında. İşte Lula ayrıksa bir unsur olarak çıktı bunların arasında. Lula neydi? Bir 10 yılda diyorsunuz öyle geçti değil mi? Bütün bu askeri rejimin içinde ilk defa askeri rejimi çok böyle büyüttü. O ekonomik mucize dediği endüstriyel, San Paolo'nun endüstriyel bölgenin içinde ilk grevleri başlatan adam. Evet. Volkswagen'in üstünde elinde megafonla sakallarıyla son derece sempatik bir işçi lideri. Evet. Lula tornacılıktan gelme. Brezilya'nın kuzey doğusu bütün yoksul işçi sınıfını geldiği bölgelerdir. Nitekim bu son seçimde oralar hep kırmızı göründü. Evet. PT'ye sadık kaldılar. Evet. Yani gene de bu şeydir. Dolayısıyla oradan gelme, tornacılık yapmış, bir parmağı, sol elinin serçe parmağı yoktur. Hmm. Torna makinesine kaptırmış. Hmm. Gerçek bir işçi lideri. Yani, evet. Yani bu onun canlı, izini vücudunda taşıyan bir işçi lideri. Dolayısıyla bu şeyi düşünmek gerekiyor. Gerçekten ilk girdiğinde Lula... Brezilya'daki statikonun dışından gelen bir. Enteresan bir şekilde aslında ilk başkanlık seçimidir. Şeyden sonra yapılan 1989 seçimlerinde ikinci tura kaldı Lula. Öyle mi? Cardoso öyle değil mi? Yok. Hayır, Cardoso'dan önce Cardoso da yoktu. Melo'ya karşı. Evet, beklenmedik bir şekilde en çok oyu alan ikinci adaydı ve kafa kafaya bir yarış gösterdi. Az daha alıyordu. Evet. Yani bu kadar karizmatik bir lider. Ama ondan sonra dediğiniz gibi Cardoso'yla iki seçim arka arkaya yarıştı. İkisinde de kaybetti. Gene kıl payı değil mi? Çok büyük fark var. Kıl payı kaybetti. Buna rağmen ısrarla aday oldu değil mi? O da önemli. Yani biraz böyle Lula bütün bu sol ittifakın lideri olarak geldiğinde yani öcüleştirmek kolay bu tür liderleri. Bunun şey merkez sağ siyasetin aslında bir de o işte medya gücü, söylem. Bu oligarşik yapı sizin dediğiniz gibi. Oligarşik yapan bir yandan bütün bu işte muhafazakarlığı tek eline alması, milliyetçiliği tek eline ki son seçimde bunları bol bol gördük. Hı hı. Brezilya bayrağı, Brezilya forması. Bolsonaro'nun tek elindeydi. O ilk seçimlerde 90'lı yıllarda pek yoktu galiba değil mi? Yani gene o büyük milliyetçilik, muhafaza, diktatörlük sonrası dönemde. Ya yani o dönemlerde herhalde o tür şeyler çok... Bolsonaro tarzında bir şey hiçbir zaman olmadı. Olmadı değil mi? Olmadı ama yani bu şeydir her zaman merkez sağ siyasetçilerin
elindeki karttır. Değil mi? Son kart. Her zaman kullanırlar. Yani bu şey değil. Kaldı ki Lula'da bu kartı kullanır. Lula'da biz gelenek sol... Ya bizim kendi sol skalamız içinde koyacağımız bir yer yok ama Lula'nın mesela ulusalcı özellikleri vardır. Evet. Ve bu yanıyla ya mesela Dünya Kupası'nı Brezilya'ya getirmek için bayağı lobi yapmış falan bir adamdır. Bir o ulusal damar değil mi? Bir ulusal burjuva damarı Brezilya'da öyle bir damar vardır, var yani. Vardır. Yani bu yanı da vardır ve aslında bunu biraz daha genel perspektifte Latin Amerika'ya çıktığımızda daha net göreceğiz. Lütfen onu da bir anlatırsanız. Şimdi şöyle toparlayalım aslında bu şeyi kısmı. Lula o ilk neredeyse kıl payı kazanacağı seçimde gencecik bir işçi lideri kaybetti. Peşinden iki tane seçim daha Cardozo'ya karşı kaybetti. Ama 2002'ye gelindiğinde karşısında gerçekten dayanabilecek rakip yoktu. Evet. Ve 2002'de açık ara 60'lar düzeyinde oyla seçildi. Ve çok başarılı oldu iki dönemde. Evet. Yani hala bir fenomendir. Nasıl başarı? Yani sol açısından, solun hedefleri açısından belki o kadar da büyük bir ilerleme kaydetmemişti. Fakat yani bu çağda böylesine birleştirici bir sürü farklı unsuru böylesine bir araya entegre edebilen, entegrasyon kabiliyeti olan bir lider. Neoliberalizmin bu kadar güçlü olduğu değil mi? Piyasanın buna rağmen... Mesela yani Lula'nın bütün şeyi oydu, vaadi. Korkmayın piyasalara dedi, korkmayın. İlk şeyi oydu galiba. Ben dedi hiç dedi dokunmayacağım dedi. Siz yani bütün bunlar devam edecek gibi. Böyle o Brezilya'nın var olan Cardozo döneminde entegre ettiği o neoliberal politikaları izlemeye devam edeceğini söyledi. Yalnız dedi ben bunun üstüne... Başka bir şey ekleyeceğim. Sıfır açlık, işte Bolsa falan. Sosyal yani, politikalar. Nedir? Onlar bile onlara... Orada yani işte. Mesela FEMEZERO dedikleri bu sıfır açlık. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Lula iktidara geldiğinde Brezilya'da bırakın yoksul açlık sorunu vardı. Evet. Yani açtı insanlar değil mi? Açlık bayağı ciddi. Yani dünyanın en büyük tarım ülkelerinden biri açlık sorunu yaşıyordu. Vardı. Evet. Yani bu çok... Bu kadar mümbit toprakları olan, enerji kaynakları olan bir ülke açlık çekiyordu değil mi? Ya bu aslında çok basit bir bütçe düzenlemesiyle o olana kaynak harcanarak çok kısa sürede çözüldü. Kaynak oligarşi tarafına emildiği için değil mi insanlara halka da kalmıyordu. Evet. Ne yaptı orada? Çok önemli. Bolsa Familia filan bizde de. Bolsa Familia gibi. Evet. Nedir? Başka şeyler de var. Nedir sosyal bunlar? Yardım aslında yoksulları bir nebze güçlendiren. Alt orta sınıfı, yoksulluğa yakın kesimleri. Evet. Çünkü bunlar biliyorsunuz biz de bugün Türkiye'de bunu çok net yaşadık şu an. Mesela 6000 küsur dolayında yoksulluk sınırı var. Evet. Bu artık yoksulları değil orta sınıfı düşündüren bir şey. 6000'in üstünde gelir elde etme, hane geliri. Yani bunlar gerçekten çok geniş yığınlarda hassas konular. Evet. Bunları aslında... Bolsa Familia gibi, aile yardımı gibi programlarla, Topraksızlar Hareketi'nin temsil ettiği Brezilya'nın öteden biridir, çok ciddi meselesidir toprak reformu. Evet. Ve hala aslında ekilmeyi bekleyen tonla altıl arazi varken manipüle edilir. Hı. Farklı işte o büyük toprak mülkiyeti hiçbir zaman halledilemeyen meselelerinden biridir bu. Ta imparatorluk zamanından beri gelen bir şey. Şimdi o meselelere girdi. Aslında biz gerçekten Lula'nın yarattığı en büyük şey belki yaptığından da önemlisi. Evet. O meşhur üçüncü yol. Hı-hı. Tony Blair'in İngiltere'de pazarlamaya çalıştığı esas teorisyeni Cardozo'dur. Cardozo değil mi? Anthony Giddens ondan evet. Fernando Henrique Cardozo. Hala yazıyor New York Times'ta falan. Yazıyor evet. Yazıyor. Ya Brezilya'nın o Lula öncesi iki dönem başkanlığını yapan. O hiçbir zaman üçüncü yolu uygulayamadı mesela. Evet.
Lula uyguladı. Evet. Üçüncü o neydi? Yani işte yani piyasaları korkutmanın bile. Fakat şimdi burada evet. çok önemli bir faktör giriyor devreye. Lula ayaklarının üstünde duran başı dik bir Latin Amerika özlüyordu. Evet. Ve o neoliberal politikaları harfi harfine uygulamayı reddetti. Evet. Bunların başında da Amerika'nın dayatmış olduğu serbest ticaret bölgesi var. Evet. Buradan çok genel perspektifi Latin Amerika'ya bir bakalım. Hı. Çünkü Brezilya'yı anlamak için çok önemli bir eşik var orada söz konusu bahsetmemiz gereken. Şimdi Amerika ne yaptı? NAFTA. Evet. Hatta bir ara Türkiye'nin de girmek istediği. Dışarıdan evet Avrupa Birliği. Biz dışarıdan evet. ama yani. Yani North America, anneye o yani evet. Kuzey Amerika. Sadece Kanada'yı ve Meksika'yı kapsayan bir serbest şimdi ticaret. Şimdi ne kadar sıkıntılı hale de gelse o zamanlar bunlar tabii çok şu anda şey. Mesela Trump'ın çok da bayılmadığı bir evet, şey haline evet. geldi. Çünkü niye? O neoliberal gündemin öncelikleri değişti. Evet. Başka bir yere döndü. Ama evet. şimdi oradaki serbest ticaret bölgesi ne? Bütün Latin Amerika'yı yaymak istiyordu. Bush, W. Bush, oğul Bush. Evet. Yani çoğunlar Lula ile aşağı yukarı eş zamanlı iktidara geldiler. Evet. Ve bunun için Latin Amerika'ya yaptırımlar, baskılar, uygulamalar falan çok önemli bir toplantı vardı. O Latin Amerika'da Lula önce işte Chavez, Kirchner, evet. Bolivya'da Morales. Evet. Farklı tonlarda, evet. Farklı tonlarda, farklı kökenlerden gelen bazıları yerli hareketi, bazıları işçi hareketi evet. Gelen bir sol hükümetlerin trendinin aşağı olduğu zaman da... Yer hariç her yerde öyle bir sol hükümet vardı değil mi? Vardı. Zaten farklı olmak üzere. Şu anda biraz değişti bu manzara evet. ama hiçbir zaman tam olarak kaybolmadı. Sağın iktidara geldiği son seçimlerde de aslında kıl payı kaybeden büyük oy farkı. Sol şeyler var. Yani Latin Amerika'nın sol trendi belki yavaşladı hı-hı. ama bütünüyle ortadan kalktı. O damar ölmedi diyorsunuz değil mi? Yok tam var. Tersine yani toplumsal ihtiyaçları gündeme getirdiğiniz için aslında yapılması gereken şeyi yaptığınız için öyle kolay kolay sönümlenecek şeyler değil bunlar. Evet, evet. Bu ama bu Latin Amerika'da sol hükümetlerin bir anı var. Bush'un serbest ticaret dayatmasına karşı. O da Buenos Aires'teki toplantı. Hmm. Bir zirve yapıldı. Bush da orada katıldı. Hmm. O zirveden Bush çok mutsuz ayrıldı. Evet. Yani o süreçte... Güney filan... Şey, evet şimdi o Asya'yla filan değil mi? Yani tabii. Yani, çünkü Lula ve onunla birlikte aynı şekilde düşünen... Evet. Hindistan, Güney Afrika liderleri ki bunlara katılan Çin, Brit ülkeleri dediğimiz evet. halka küreselleşmenin güneyden güneye de mümkün olabileceğini, illa kuzeyin hegemonyasına evet. bağımlı olmak zorunda olmadıklarını evet. düşündüler ve önemli bir şey aslında. Çok önemli şimdi yani Afrika'da yani mesela o şey ilaç endüstrisi çok enteresandır. Ne bileyim yani Avrupa'dan aldığı ilacın belki yarı fiyatına ve çok daha bol miktarda ilaç alabiliyor Afrika, Brezilya'dan. Ve ne oluyor? İster istemez Brezilya'yı tercih ediyor. Farmakoloji de bayağı gelişmiş galiba değil mi? Brezilya'da farmakoloji, işte aynen. insan gücü değil mi? Daha ucuza da olsa bu patent muafiyeti falan diye emperyal şirketler bastırıyor. Bayağı bir hareket vardı bu yıllarda 2004'te falan. Ben o toplantıları yani o hayal meyal orada o oturumlar hep olmuştu 2004'te. İlginç bir dinamizm vardı hakikaten. Çok evet yani bu genel yani. Olarak aslında o aşağıdaki üçgen çok önemlidir Brezilya için. Güney Amerika konisi denir. O Arjantin'in, Uruguay'ın ve Brezilya'nın buluştuğu bir nokta var. Endüstriyel bölge. Hı. São Paulo'dan başlıyor. Evet. Buenos Aires'e kadar iniyor. O bölgenin küresel ticarete katkısı gerçekten önemli. Yani evet. bayağı önemli bir kalem geliyor evet. oradan. Ülkeler üstü bir şey söylüyorum. Yani ekonomik nokta. Evet. Ki ona Şili'yi de katabiliriz bambaşka biçimde. Şili neoliberalizmin ilk uygulandığı evet. bir laboratuvar. Pinochet rejimi içinde uygulandı. Neoliberalizm gerçekten totaliter hı hı. geldi. İlk geliş. Nitekim Türkiye'de de
Evet. Yani 24 Ocak kararları evet. alındı. O sene bitmeden darbe oldu. Peşinden 24 Ocak kararlarını alan siyasi klik askeri hükümetle birlikte bakan evet. olarak onu hizmet etti ve peşinden iktidara geldi. Evet. Yani özel, evet. özel yönetimde yani evet. bu peki pardon. Çok özür dilerim. Bir konumuz daha var. Hocamız sizle birlikte olduğu için siz de sabırla da bizi dinledi. Çok da güzel açtınız hakikaten. Boğaziçi Üniversitesi'nden yardımcı doçent Mert Aslanalp değil mi hocamız? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Sağolunuz. Gazeteci, yazar ve kültür tarihçisi, aynı zamanda dünya siyasetine de bakan sevgili dostumuz Erdir Zat'la birlikteyiz. Siz de özellikle karşılaştırmalı siyaset ve Latin Amerika konularında çok değerli çalışmalar yapıyorsunuz. Her iki dünyayı şöyle bir birleştirelim dedik. Siz de onur verdiniz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Şimdi bir Erdir Bey bir şey açtı ve dedi ki özellikle işte Latin Amerika'nın ve Brezilya'nın işte uzun özellikle Brezilya'nın uzun askeri rejimler ve diktatörlük sonrası işte işçi hareketleri ve parçalı hareketlerle Lula'nın çıkışıyla birlikte ve bir süre Cardoso ile birlikte denenmek istenen bir üçüncü yol. Ardından Lula'nın bunu yaptığı ve güney-güney yakınlaşmasıyla Brezilya'ya ilk defa bir kimlik verdiğini söyledi. Sizin de bu konuda düşüncelerinizi alalım. Sonraki gelişmeleri de oradan yorumlayalım. Bir çıkış vardı hakikaten İşçi Partisi'nden. Sonra bu bir düşüşe döndü. Yani bu dünyanın biraz da işin hani felsefi tarafıyla da hakikaten yeni bir böyle popülizmden faşizme dönen bir döneme mi giriyoruz? Sizin de düşüncelerinizi alalım efendim. Buyurunuz. Pardon çok özür dilerim yani siz de bir şey soracaksanız siz de Erdir Bey'le ya da konuşabilirsiniz ben de mutlu olurum. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet yani programın ilk başında sizin de anlattığınız üzere Latin Amerika'da bir sol popülist dönüşüm yaşandı. Özellikle işte 2000'li yıllarda. Evet. Venezuela ile başlayan ondan sonra Brezilya, Arjantin, Bolivya, Nikaragua, Uruguay olarak devam eden bir dönüşüm süreci yaşandı. Bu sürecin bir parçası dediğiniz gibi bir kıtasal entegrasyon vizyonuydu. Burada evet. esas yani parçalı bir süreç işlendi. Bir yandan hani Mercosur üzerinden bir entegrasyon. Bir yandan da ardından özellikle Chavez'in başlattığı daha bir Bolivarcı proje üzerinden belki daha radikal bir entegrasyon, statal entegrasyon vizyonu yaşandı ki burada da evet. herkes buna katılmadı. Sol hükümetler de katılmadı. Dolayısıyla böyle bir ikili bölgesel entegrasyon sürecini görüyoruz. Ama önemli dönüm noktalarında da bu sol liderlerin birbiriyle dayanışma içerisinde başka farklılıklarına rağmen durduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla hani 2000'li yıllarda gördüğümüz süreç esasında hem bir sol dönüşüm ama bu sol dönüşümün de kendi içinde farklı fonlarının evet. olması. Mesela Lula, Chavez'den farklı, tabii Morales keza öyle. İşte güneyde, daha güneyde Arjantin'de Kirchner'ler öyle. Evet. Bunun bir boyutu da bir politik ekonomik entegrasyon ama diğer boyutu da mesela belli politik konularda da hem kıtanın çıkarları ama aynı zamanda mesela insan hakları meselelerinde özellikle bu askeri diktatörlüklerle hesaplaşma süreçlerinde yer yer dayanışma içerisine girme. Evet. Böyle bir süreçten bahsediyoruz. Brezilya'nın kendi içerisinde tabii bu sizin belirttiğiniz üzere bir yandan makroekonomik ortodoksiyi oldukça tutan, ondan böyle Lula'nın hani uluslararası piyasalar tarafından sevildiğini de biliyoruz. Hatta evet. İşçi Partisi'nin daha sol kanadı tarafından eleştirildiğini. Evet. Az önce sevgili dostumuz Erdir Zat da onu işaret etti. Evet. Evet. Bir yandan hani bu tür bir özellikle makroekonomik dengelere dikkat eden bir ekonomi politikası ama diğer yandan da özellikle emtia fiyatlarının artmasıyla ihracata yönelik yani ihraç ürünlerinden gelen gelirlerin daha adil bölüşümü, işte sosyal politikaları desteklemesi. Bunun üzerinden mesela bugün işte Kuzeydoğu'yu, Brezilya'nın Kuzeydoğu'sunu İşçi Partisi'nin en kuvvetli olduğu yerlerden biri olarak görüyoruz ama bu da esasında bu süreç içerisinde oldukça gelişmiş bir durum. Yani ondan önce çok daha böyle oligarkik parti makinalarının
kuvvetle hani klientelizm üzerinden destek buldu bir yerken Bolsa Familia ile birlikte bunların zayıfladığı ve İşçi Partisi'nin özellikle böyle bir hani sosyal yurttaşlık politikası üzerinden buralara yeni yaydığını görüyoruz ki ilginç olan noktalardan biri hani siz de bahsettiniz Sao Paulo da çıkıyor. Özellikle Sao Paulo'nun işçi havzalarında çıkan bir parti, işçi partisi. Oradaki sendikal hareketten doğuyor. Evet. Ama gördüğümüz şeylerden biri özellikle bu seçimlerde. Daha önce seçimlerde de bu başlamış bir trend ama işçi partisinin gitgide buralarda da özellikle güneyde yani bu daha zengin güneyinde Brezilya'nın tabanını yitirmeye başlaması. Bir yandan da Kuzeydoğu'daki tabanını genişletmesi yıllar içerisinde. Dolayısıyla burada da şöyle bir şey var. Herhalde olan şeylerden biri İşçi Partisi iktidardayken özellikle bu toplumsal hareket tabanıyla hiçbir zaman ilişkisi kopmasa da bu tür bir örgütlenme modeli ve daha böyle bir toplumsal hareketliliğe dair parti modelinin daha zayıfladığı ve hani bunun etrafında böyle bir karizmatik lider ve sosyal politikalara dayalı tür bir sol siyasete de evrilmiş olması. Evet. Bu bir sıkıntı mı yarattı diyorsun? İşçi Partisi'nin yaşadığı krizlerden biri ve bu son seçimlerin sonuçlarının sebeplerinden biri de herhalde bu iktidardaki yıllarda yaşanan bu dönüşüm. Bu dönüşüm bir sıkıntı yarattı diyorsunuz. Erdir Bey siz de lütfen şey. Ya burada yolsuzlukları falan da yani o ortaya çıkan o başarısızlıkları Lula sonrası falan Dilma dönemi onu da kastediyor muyuz yani o ilişkinin sadece lider bazlı kurulduğunu ve parti örgütü anlamında kurulamadığını mı söylüyorsunuz aslında? Şimdi şöyle bir yanı da var. Pardon, bana mı sordunuz? Evet, size. Ya Erdir Bey de katılabilir o anlamda. Şöyle bir nokta da var. Yani başkanlığı İşçi Partisi almış olsa da hiçbir zaman meclis çoğunluğunu alamıyor. Çünkü özellikle Brezilya'nın siyasal sistemi son derece parçalı bir parti sistemine sahip. Evet. İşte mecliste her zaman İşçi Partisi azınlık. Bunun getirdiği sonuçlardan biri İşçi Partisi'nin ülkeyi yönetebilmek için, özellikle yasalarını geçirebilmek için başka partilerle ittifak yapması. Esasında bu da bu başkanlık sistemlerinde koalisyonlar olmaz iddiasının ne kadar yanlış olduğunu gösteren örneklerden biri. Bizim de şimdi yaşamakta olduğumuz... Yasalar üzerinden koalisyonlar yürüyor. Yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu koalisyonları yapabilmenin yollarından biri tabii bu Brezilya'nın bu merkez irili ufaklı merkez partilerinin ya da daha büyük işte PMDB gibi partileriyle bazen bakanlıklar üzerinden bazen kaynakların paylaşımı üzerinden hani ilişkilere girilmesi. Bu yolsuzluk hikayesinin bir boyutu esasında bu ilişkiler ve bu siyasal sistemin getirdiği parçalı yapıda koalisyon kurmanın yollarından biri de işte bu kaynak dağıtımları üzerinden oluyor. Evet. Böyle bir boyutu var. İkinci boyutu tabii bu kampanya finansman meselesi. Evet. Burada hani gördüğünüz kadarıyla hani diğer partiler gibi İşçi Partisi de belli mekanizmalardan işte bu şirketlerle girilen şeylerden faydalanmıştır. Burada olan şeylerden biri 2013 sonrası süreçte bütün bunun öncelikli olarak İşçi Partisi üzerine yıkılıp bu diğer merkez sağ partilerin kendini sıyırmaya çalışması. Bir yere kadar başarıyorlar ama bir yerden sonra onların da esasında liderleri ve işte milletvekilleri ile ilgili soruşturmalar açılıyor. Ama özellikle medya üzerinden ve yani sağın hakim olduğu hem Brezilya burjuvasının hem de sağ siyasetçilerin egemen olduğu medya düzeni bir anlamda bu yolsuzluk meselesini tamamen İşçi Partisi'nin üzerine yıkaraktan öncelikle onun yıpranmasını sağlıyor. Tabii yani Rousseff yolsuzluktan şey almadı esasında, yeri azledilmedi. Dilma Rousseff'in durumunda başka bir makroekonomik dengelere dair bir yasayı çiğnemekten son derece diğerden esasında azledildi ama bütün o süreç esasında yolsuzlukla bağdaşlı olarak da bir anlamda hani Dilma'nın kendi iktidarı da onun bir parçası yapılaraktan İşçi Partisi esaslı siyasal alandan hani silmeye ya da yani siyasal alandan ne demek ki iktidardan götürülmeye çalışıldı. Evet. Şimdi ya burada güzel bunları eklemek gereken iki çok önemli gelişme var. Biri tabii Dilma'nın azli.
ki bu söz konusu olan yolsuzluk soruşturmasıyla alakası olmayan bambaşka bir şeyden dolayı üstelik yüksek mahkeme tarafından aklanıp göreve iade kararı alınmasına rağmen parlamentoda yapılan bir iki kanadında da oylamayla parlamentonun iki kanadı dediğimiz gibi biz iki parçalı parlamento senatoda da temsilciler meclisinde de kendi koalisyon ortaklarının arkadan hançerlemesiyle yani kendi birlikte koalisyonda olduğu kişilerin oylarıyla azledilmesi. Şimdi bu çok parçalı bir işin içine sivillerin de girdiği bir darbe olarak yorumlandı ki buna katılıyoruz. Bunun bir benzeri seçimlerden hemen önce Lula'ya karşı yapıldı. Lula'yı da bu aslında yolsuzluk soruşturması dediğimizi de biraz katmamız, açmamız gerekiyor. Evet, evet. Petrobras devlet şirketi Brezilya'nın ki Brezilya Lula döneminde bu da çok önemli bir detaydır. İlk defa kendi kendine yeterlikten çıkıp petrol üreticisi ülke haline geldi. Yani Brezilya okyanus kıyısında yaptığı Petrobras o konularda çok uzman. Yaptığı araştırmacının sonucunda bir sürü yeni petrol yatağına ulaştı. Bunlardan bir tanesi çok büyük. Büyüdü de, şirket de büyüdü değil mi? Büyüdü, şirket de büyüdü. Petrobras'ın ihaleleriyle ilgili bir rüşvet, talan, bir yazlık ev yolsuzluk mekanizması yani, çıktı yani, ortaya. Evet, bir küçük yazlık ev eşyası bilmem ne. Böyle yok, bu Lula'ya yöneltilen suçlama. Onlar da bu, ha, bu yolsuzluk işte çeşitli nemalanan şirketlerle bürokratlar ve politikacılar arasında bir otoyukoma şirketini üstünden yürütülen bir şey talan kampanyası ortaya çıkarıldı. Fakat bu hiçbir zaman üstüne gidilmeyen bir şeydi. Yani PT'yi karalamak için açılıp kapatılan bir vana gibi kullanıldı. Nitekim üstüne gidilemezdi. Çünkü Dilma'yı azleden merkez sağ politikacıların da içinde bulundu. Temeller, partilerden insanların, bürokratların, temelin adamlarının da içinde bulunduğu büyük bir şey. Halihazırda aslında çok da üstüne gidileceğini zannetmiyorum. Çünkü Bolsonaro'yu iktidara getiren sağ siyasi ittifak da onu bir şekilde buna bulaşıyor. Yani korkarım ki aslında Petrobras'ı özelleştirmenin kozu olarak kullanacaklar bunu. Evet. Fakat şimdi burada spesifik olarak Lula'ya yöneltilen suçlama bir yazlık ev. O yazlık evi işte rüşvet karşılığında aldığı söyleniyor. Fakat ortada Lula'nın orada yaşadığına dair en ufak bir kanıt yok. Herhangi bir kanıt yok Lula ile ilgili. Sadece bir gizli tanık ifadesi var. Gizli tanık ifadesine dayanarak bir ülkenin devlet başkanını, iki dönem devlet başkanı yapmış bir adamı, bir devlet başkanını gıyabında mahkum ediyorsunuz. Evet. Bunun için yüksek mahkemeye başvuruluyor. Evet. Bir dakika. Bu çok önemli. Evet. Yüksek mahkeme temyiz hakkını vermiyor Lula'ya. Evet. Bu çok önemli. Bürokratik bir darbedir. İki darbe söz konusu. Evet. Sevgili hocamız ne diyorsunuz? Evet, güzel hocamız. Evet, sizi beklettik de aslında stüdyodasınız. Bir gün burada ağırlamak isteriz hep beraber. Tabii. Sevgili konuğumuzun sözlerine ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Gene tekrar önemli bir nokta söyledi çünkü Erdir Bey. Yani bu bir şey, temiz hakkı vermeden değil mi? Hatta şimdi o yargıcı da Bolsonaro yanına aldı değil mi? Yani bu federal yargıç şimdi Adalet Bakanı adayı. Evet. Burada süreci şüphesiz. Burada hani hem yargının hem işte medyanın hem şirketlerin aynı zamanda Brezilya'nın sağ siyasetinin işçi partisini iktidardan öyle veya böyle her türlü götürmek için bir ittifak yaptı ve burada işte yargı sürecinin son derece araçsallaştırıldığı muhakkak. Ama bununla birlikte şunu da vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum ben. İşçi partisinin kendi döneminde de burada ilginç bir durum var. Bir yandan Lula mesela Latin Amerika'da başka liderlerin yaptığı gibi gücü yürütmede toplamaya çalışmıyor. Dolayısıyla Brezilya'nın kurumsal yapılanmasını, siyasal sistemin kurumsal yapılanmasını değiştirmeye çalışmıyor. Bu tabii yani meclis çoğunluğuyla falan da ilintili bir
mesele. Ama bu anlamda böyle mesela bir Nikaragua'da, Venezuela'da karşılaştığınız, hatta bir derece kadar Bolivya'da karşılaştığınız bu çok güçlü ve otoriterleşen yürütme mekanizmalarını oluştuğunu görmüyoruz. Hatta işte yargının bağımsızlığı son derece devam ediyor, hatta arttırılıyor Lula döneminde. Bir yandan böyle bir süreç var. Böyle bir yapının içerisinde yönetebilmek için ittifaklar yolunu seçiyor esasında. Dolayısıyla hani bu sürecin yaşanmasının sebeplerinden biri de bir şekilde esaslı İşçi Partisi'nin iktidardayken Brezilya'nın geleneksel siyaset mekanizmalarında parçası olmuş olması ve onları dönüştürebilecek, yani demokratikleştirecek ve o demokrasiyi derinleştirebilecek yolları ilk dönemdeki belli projelerine rağmen, mesela işte katılımcı bütçe gibi çok değerli projelerine rağmen bulamamış olması. Evet. Yani burada tabii yani Brezilya'nın bu parçalı federal yapısından tutun işte oligarşisinin kuvvetine kadar bir sürü faktör var. Hani ayrı ayrı irdelenmesi gerekiyor. Hani bunun şeyi de aşacak bir nokta, evet. Ama böyle bir yani bunun da altını çizmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Efendim bir iki cümle de eğer eklerseniz bu dönemle ilgili tekrar konumuza döneceğiz. Bir toparlayalım. Yani ne diyorsunuz? Ne olacak şimdi? Bir kısaca onu alıp sizi uğurlamak isteriz. Evet. Yani bu dönem ne bekliyorsunuz? Yani çok kısaca. Brezilya açısından da Latin Amerika'nın geri kalanı açısından da son derece korkutucu bir durumla karşı karşıyayız. Dünya solu açısından da açıkçası öyle görüyorum. Yani Brezilya tabii bölgenin en büyük ülkesi olarak bunun etkileri diğer ülkelerde de yaşanacaktır. Mevcut iktidarı örnek alan başka bu tür oluşumlar da ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla son derece hani tehlikeli bir demokrasi açısından da ekonomi politikalar açısından tehlikeli bir yöne girilmiş durumda. Yani bunun tabii ki analizini siz muhtemelen geri kalanında programını yapacaksınızdır. Evet, sizle de ayrıca bir program yaparız. Evet, evet, çok teşekkür ediyoruz inşallah. Efendim. Çok uzattım. Sağ olun. Katkılarınız için iyi akşamlar diliyoruz. Evet. Evet, sizin söylediğiniz aslında hocamızın söylediğiyle yani birbirini tamamladı bir anlamda. Farklı gibi görünen ama aynı derde şey yapan bir ilk dönemin sonuna doğru Mert giderken. Bey'e, evet, oradan tekrar toparlayalım hocamızı. Mert Bey'e çok teşekkürler, evet. Tabii gayet güzel toparladı gene hatları. Tabii şunu belirtmek şart. Lula başka bir şey, İşçi Partisi başka bir şey. Evet. İşçi Partisi giderek sönümlenen, yani ciddi bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç olan bir yapılanma. Üstelik İşçi Partisi'nin kadrolarından insanlar kesin olarak biliyoruz ki bu yolsuzluğa bulaştılar. Evet. Böyle bir, böyle bir ahlaksızlığın yükünü üstünde taşıyor, omuzlarında taşıyor. İç partisi bambaşka bir durumda. Onu ayıralım diyorsun durumda. Çok önemli. Tabii bunu ayırmak çok önemli. Lula'ya bir haksızlık ve şey var ama İşçi Partisi... Şimdi Lula her zaman İşçi Partisi'nin çok ötesinde bir seçmen kitlesine hitap etmiş bir adam. Hep öyle oldu. Evet. Ve bu karizmatik yönünden dolayı zaten iktidardan pay almak isteyen merkez sağ partiler Lula'ya yanaştılar. Ve çeşitli koalisyonlar oluştu. Evet. Bunu belirtmek lazım. Yani şimdi zaten bu seçimin aslında en önemli noktası da şu. Lula hapse atılıyor Nisan ayında. En kuvvetli aday değil mi bu arada? En kuvvetli aday. Kamuoyu yoklamalarında filan. Şöyle söyleyeyim. Yani Lula hapse atılıyor ve ona rağmen İşçi Partisi'nin adayı olarak bütün kampanya devam ediyor. Yaz boyu devam ediyor. 31 Ağustos'ta açıklandı. Bir resmi gazetede de 1 Eylül'de resmi gazetede yayınlandı Lula'nın ya da neyse onun muadili olan resmiyet makamı. Bizde resmi gazete olan şey. Neyse. Evet. 26 Ağustos'ta Datafolha verilerinde Lula %39 görünüyor. Buna rağmen yani. Evet. Lula %39 görünüyordu. Bolsonaro %19 görünüyordu. Evet. Ki bu Datafolha gerçekten uluslararası basının izlediği bir araştırma şirketidir. Evet. Ve genel olarak da bu seçim sonuçlarını doğru tahmin etmeyi başarmış bir şirketti. Evet. Yani var olan şeydi. Fakat durum buydu. İnanılmaz. Yani yüksek mahkeme bu kararı aldığını üstelik Lula %39 görünüyor. Öteki sol adaylar, Ciro Gomes, Marina Silva gibi öteki sol adayların toplamı
13'leri geçiyor. Evet, çok önemli bir yani yerdeyiz. Yani ikisini evet. topladığınızda %52 işten bile değil. Evet. Efendim küçük aramız var, çok güzel bir yerdeyiz. Çok güzel. Çok önemli bir yerde bıraktı sevgili Erdirzat. Efendim dedi bu 26 Ağustos'ta Lula'nın cezası kesinleşmesine rağmen, içeride olmasına rağmen yapılan kampanyada Lula 39, Bolsonaro 19 ve diğer sol adaylarla 52'ye çıkacak bir potansiyel vardı. Ve bu burada durduruldu değil mi? Şimdi burada bırakıyoruz. Bir 4 dakika sonra tekrar görüşeceğiz efendim. Evet, önemli bir program yapıyoruz. Tarihe not düşecek bir program yapıyoruz. Brezilya bizi ilgilendirmez demeyin. Marx'ın dediği gibi belki de bu anlatılan senin hikayendir. Evet, sevgili konuğumuz Erdirzat. Hem gazeteci hem kültür tarihçisi hem de çok boyutlu bir şekilde Latin Amerika ile ilgilenmiş ve kendisi çok net ve çok tane tane bize bunu anlatıyor. Umarım sizler de izliyorsunuzdur genç kuşaklara. Böyle not düşecek bir program. Evet sevgili Zat, tekrar devam ediyoruz kaldığımız yerde. İlk bölümü izlemeyenler için izlemişizdir diye umuyoruz yani. İzlemeyenlere de küçük şey yapalım. Şimdi Lula'nın hapse girdiği, biz işte eski İşçi Partisi lideri Lula'nın hapse girdiği dönemde bile yapılan ankette kendisi 36 alıyordu. Şimdi çok popülist, faşist filan çıkan Bolsonaro, Jair Bolsonaro değil mi? Öyle okunuyor herhalde. Evet. %19'du ve diğer sol adaylarla 52'ye. Sonra diyor sevgili Zat, bir şekilde temiz hakkı falan böyle bir bodoslamayla bu işi bir şeye getirdiler. Sonra ne oldu efendim? Orada kalmıştık. Evet. Evet. Yani seçimlerin birinci turu ondan bir ay önce Lula'nın resmen başkan olamayacağı Yüksek Seçim Kurulu tarafından bildirildi. Ve bu da gene Lula'nın zamanında çıkmış olan, Lula'nın kendini özenle çıkarmış olduğu temiz sicil yasası. Yani Lula'ya karşı, daha da genel olarak sola karşı solun silahlarını kullandı sağ. Evet. Hep bunu yaptılar. Evet. Yolsuzluk bunlardan biriydi. Temiz sicil yasasını kullandılar. Ama Dilma'yı da bu böyle aldılar. Soruşturmasından kıstıramadılar. Herhangi bir şey bulamadılar. Ki Dilma Petrobras'ın yönetiminde yer almış. Olmasına rağmen evet. Biriydi gençliğinde. Evet. Başkan olmadan önceki şeyde. Böyle bir şeyi var. Yani. Oradan tutturamadılar. Bambaşka bir yerden geldi. Fakat Sonuçta bir şeyi görüyoruz. Haksız bir yarış. Bu irade hırsızlığıdır. Evet. Yani gerçekten ortada kanıt yok. Yani bu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Brezilya'ya açık çağrıda bulundu. Lula'nın seçimlere katılma hakkının engellenemeyeceğine ilişkin. Ona rağmen aldılar bu kadar. Evet. Dolayısıyla artık dünya siyaseti, küresel siyasette böyle bir tema var. Evet. Ya yani bu böyle bu şekilde bitecek bir şey değil. Evet. Fakat şunu gördük. Aslında Dilma'nın ikinci kez seçilmesinde. Evet. Yani şimdi Lula iki dönem yapıyor başkanlığını. Üçüncü bir dönem hakkı vermiyor. Evet. Anayasa. Ama dördüncü dönem olabilirdi diyorsunuz. Anayasa. Ama bir dönem ara verirse tekrar katılma hakkın var ve yeni bir dönem daha alabiliyorsun. Ama Dilma'nın birinci döneminden sonra Lula'nın sağlık sorunları baş gösterdi. Evet. Ve Brezilya'nın o ekonomik resesyona girdiği dönemde Dilma ikinci kez. Kritik dönem o diyorsunuz. Petrol fiyatları da şimdi, düşmeye başladı. Öyle bir dönem evet. Lula katılamıyor. Evet. Dilma ikinci kez katılıyor başkanlık yarışına. Ona rağmen alıyor. O seçimde Brezilya eliti, sermaye şunu gördü ki İşçi Partisi'nin ve Lula'nın önünü geleneksel merkez sağ partilerle kesmesi mümkün değil. Evet, çok önemli bir şey söylüyorsun. Bunu anladı. Evet, bunu da söyle. Ve, yani artık o merkez sağ politikacılar Lula gibi, İşçi Partisi gibi etkili siyasetin karşısında duramayacaklardı. Bunu anladı. O popülist bir dalga gerekiyordu. Evet. Yani üretilmiş demin bir adam ki, ki sol popülizm kavramı hocamızın kullandığı Lula'ya evet doğru popülisttir bir şeyle ama o tam oturmuyor mu diyorsunuz orada bir fazlası vardır. Evet, evet.
fazlası vardır. Yani popülizmle yürümüş bir lider demek haksızlık olur Lula'ya. Evet, anladım. Sadece, anladım. Yani yoksa Lula mesela ne bileyim fıkra anlatmayı seven, bilmece falan, soran, şakalaşan falan böyle bir lider. Bunlar popülist özellikler sayılabilir. evet. Şimdi şöyle toparlarsak. Evet, lütfen. Dilma'nın azledildiği dönemde dünya basınına bir haber girdi. Brezilya iş çevrelerinde yapılan anketlerde 2018 başkanlık yarışına aday olarak Bolsonaro'nun adı çıktı. İlk defa orada biz Bolsonaro'yu ilk defa dünya basını izleyen gazeteciler olarak ilk defa orada duyduk. Aslında silik bir figür değil mi? Silik bir figür. Filan ama ne yüzbaşılığında ne siyasetçiliğinde çok da fazla bir şey var. Evet. Fakat biber dilli bir aşırı sadece açıktan faşist bunu hiçbir zaman gizlemiyor. Ve pervasız da bir de. Ve askeri diktatörlüğe mesela getirdiği en büyük eleştiri işkenceyle yetinmesi. Oysa Bolsonaro'ya kalırsa doğrusu iç savaş çıkarmak ve en az 30 bin kişiyi öldürüp solu temizlemekmiş. Bunu açıkça söyleyen bir adam. Evet. Ve kampanyasını da son derece faşizan bir kampanyaydı. Bunun üstüne kurdu. Evet. Hazır elde bir yolsuzluk soruşturması varken bütün o Petrobras'taki kirli işleri PT'nin üstüne yıktı. Brezilya'daki suç oranlarının yükselmesini son zamanlarda ki bu çok ciddi bir toplumsal sorundur, evet, yapısaldır. Çözümü hiçbir zaman asayiş önlemleriyle olmaz. Tam tersi ekonomik eşitliği sağlayarak. Bölgeler arası falan farklı. Yani tabii bunu sağlayarak. Çok da büyük asayiş sorunları var ama değil mi Erdir Bey? Yani hep bir asayiş sorunu olan bir ülke değil mi? Kalabalık, farklı yapılar. Kalabalık var. Ve yani bu Brezilya'nın bir meselesi, evet, sorunu. Ama işte yani suçu ortadan kaldıracağım, tabii, suç yüzdelerini düşüreceğim diye bir kampanya götürdü ki bu ayrıca Bolsonaro'nun elinde korkutucu bir gelece dönüşecektir. Dönüşecektir diyor musunuz? Tabii yani çünkü tamamen askeri önlemlerle ya bu şey demek yani böyle işte suça bulaşan yoksul kesimleri katletmek başka bir şey yani. Ne yapacak? Girecek yani gelen çözüm de öyle mi yani? Ne bileyim yani insan ister istemez bir toplumsal şefkat bekliyor, bir şeyler bekliyor. Değil yani, mi yani? Bir... Yani bunu fakat bu gelmedi. Bir yandan evangelist bir yükseliş var Brezilya'da. Onu da bir anlatalım. Onun sen adayıydı. Evet, o da bir boyut çünkü bu. Evet. Çok enteresan çünkü koyu katolik bir toplum. Ki o Lula'nın ilk seçildiği zamanda mesela bu Latin Amerika'nın meşhur kızıl papazlarının sosyalizme yatkın olan kızıl papazlarının desteği katolik bir destekti, evet, bu söz konusuydu. Şimdi burada tersini görüyoruz, evet, ve bunun işaretlerini de İsrail'deki Brezilya Büyükelçiliği'ni, evet, Kudüs'e taşıyacağını, yani Trump'ı izleyeceğinin, evet, işaretini verdi. Sizden de tepki gelmedi bu sefer nedense. Yani Trump'a geldi, ona gelmedi bizim hükümetten. Evet. Yani gelecektir. İsterse ama gelecektir ama yani bu... Bu evanjelik şeyden kaynaklanan da bir şey değil mi? Öyle bir... Evet. Yani özellikle Bolsonaro'nu destekleyen kesimler orta sınıf ve üst orta sınıf ve artı Brezilya'nın elit kesimi, sermaye çevresi, evet, iş çevresi. Bolsonaro bunları arkasına alarak bir kampanya yürüttü. Ama birinci turda alamadı. 46'da kaldı. Evet. İşçi Partisi de Lula'sız bir yarış götürmek zorundaydı. Ve zaten Plan B Haddad, Fernando Haddad, eski São Paulo Belediye Başkanı, evet, bir akademisyen, Lula'nın
Haddad da bir ay içinde bir Dilma'da başarılan bir kampanya yürütmek. Yani Dilma'ya yaptığı kampanyayı bu defa da Haddad için hazırlamak veya onu bir ay içinde başarmak Lula'nın destek vermesine rağmen mümkün olmadı. Evet, zor bir iş. Mümkün olmadı. Ama ona rağmen ikinci tura Haddad'la Bolsonaro kaldı ve seçim sonucu 55-45 şeklinde belirledi. Çok da yani açık bir fark olmadan bitti ama diyorsun. Yani tabii. Oradaki en önemli şey şu aslında fenomenolojik olarak. Pardon çok özür dilerim. Orada da bir koalisyon mu var şimdi o liberal parti falan değil mi? Orada da yani az önce siz şey işaret ettiniz yani Lula tarafı işçi partisi bir koalisyondu. Yani hoca da söyledi. Şimdi bu tarafta da bir koalisyon mu var Bolsonaro'nun arkasında yani birkaç parti mi var? Gene öyle yani, bir dengesiz yapı mı var o anlamda? Yani şöyle bir şey var. Bolsonaro'nun arkasında aslında birinci turda dediğinizin cevabı aslında galiba şu. Hı-hı. Birinci turda merkez sağ Bolsonaro'yu ve Lula'yı bırakan bir koalisyon kurdu. Hı-hı. Ona rağmen ikinci tura aday çıkaramadı. Hı-hı. Dolayısıyla Brezilya halkının merkez sağa duyduğu güvensizliği buradan görebiliyoruz. Evet. Bütün dünyada olan orada da olmuş yani. Evet olmuştu. Dolayısıyla ve ne oldu Bolsonaro ikinci turda kendisine gelmeyen bütün sağ oyları da alıp 55'e çıktı. Hmm. Ama burada bir fenomen daha var. Bir önceki seçimde ya da daha önceki seçimlerde Lula'ya mail etmiş seçmenin bir kısmının Bolsonaro'ya destek verdiğini görüyoruz. Yoksul kesimlerden özellikle. Yoksul kesimlerden de oy aldı demek istiyorum. O kuzey tarafı falan. Kuzey tarafından zannetmiyorum. Hmm. Ama yani kent yoksullarından falan. İşçi sınıfın bir kısmı Bolsonaro'ya oy vermiş olmalı ki böyle bir sonuç çıksın. Evet. Yani yoksa mesela ne bileyim bu böyle 52-48 değil. Hmm. 55-45. Evet. Anlatabiliyor muyum? Olmazdı diyorsun. Yani bu analiz ettiğinizde ister istemez böyle bir sonuç çıkıyor. Bu çok enteresan bir şey. Evet. Bu gerçekten enteresan bir şey. Çünkü ciddi bir salınmaya işaret ediyor. Bir sürü de sosyolojik sebebi vardır. Evet. Velhasıl sonuçta yani şöyle bir sonuç çıktı ortaya. Seçim kampanyası boyunca kendi siyasi rakiplerini hapse tıkma sözü veren solu Brezilya'dan sileceğim diye ant içen bir liderin iktidara gelmesi söz konusu. İnanılmaz bir şey aslında değil mi? Yani varlık değerini demokrasinin tamamen tahammüden yani kesen inanılmaz bir şey. Yani bu demokratik yolda geliyor. Hepsini gördük ama bu düzeyi görmemiştik. Bu ilk defa herhalde denenecek değil mi? Yani Trump falan ama bu ilk defa herhalde. Ne diyorsunuz? Bu topraksız köylüleri hemen onlar... Şimdi evet yani ilk beklenen şey topraksızlar hareketini ve ona benzer toplumsal hareketleri. Evet. Bunlar genellikle yerlilerin öncülük ettiği hareketlerdir. Terörist organizasyonu ilan etmek. Bunları bu bekleniyor. Ya yapacak. Gidecek. Terörist organizasyon, terörist örgüt ilan edeceğini zaten söylemişti. Ve bunu yapacağı bekleniyor. Bu aynı zamanda bir takım sendikaların, işte sol liderlerin, sosyalist partilerin kapatılması, liderlerinin hapse atılması gibi bir sürecin başlangıcı umarım olmaz ama açıkça söyledi bunu. Ya bu gücü bulabilir mi parlamento? Çünkü darbe de yok artık yani yapabilir mi sizce? Yani siz çok iyi bunu izlemiş bu dönemi. Yapar mı sizce? Bugün bir şey okudum ben. Doktor Sokrates'in kardeşi Ray şöyle bir şey söylemişti bir röportajında. Yani o karşı çıkan futbolcular tarafında. Bütün Brezilya halkı Bolsonaro'nun dediklerini yapamayacağını inanıyor. Umarım doğru, haklı çıkarlar demiş. Bilmiyorum ne diyorsunuz? Yani bunları yapamaz artık. Hani olmaz bu kadarı diyor ya ama. Ben Brezilya'nın Bolsonaro'yu bunları yapma izni vereceğini zannetmiyorum. Evet onu soruyorum. Yani demokrasi için çok bedel ödemiş bir ülke. Sağ popülizmin etkisi altına girmiş olabilir ama bu Bolsonaro'ya oy veren herkesin o düzeyde bir faşist olduğunu anlamına gelmez. Evet. Gelmez. Yani Bolsonaro tam tersine bu hareketlerinden dolayı destek kaybedecektir. Evet. Yani bunu düşünüyorum ama deneyecektir. Yapabildiği kadarını yapacaktır. Bunu yani bu kutupsallaşmanın getireceği bir bedel var.
Ve maalesef işte eli kuvvetli olan Bolsonaro işte bu bedeli bir şekilde ortaya koyacak. Yani bir şeyler yapacak. Bu solu sindirme adına bir kampanya olarak belirecektir. Bunu tahmin ediyoruz. Fakat tutar mı? Zannetmiyorum. Çünkü aynı zamanda evet. Brezilya'nın genetiğinde Sokrates gibi... Doktor Sokrates gibi. Evet. Bir pür demokrasi geleneği var. Evet. Yani... Futbolculara da soracaktım. Aslında konu geldi. Yani bizdeki yapıya da benzer hani böyle... Aslında onu da tartışmak. Beraber isterseniz soralım. Biraz da hani Brezilya'yı da daha böyle yukarı çıkarak, bakarak. Yani böyle bir dünya var ve işte bunun en kolayı işte futbol. Mesela futbolla şiddet. Brezilya'da bu var değil mi? Futbolda şiddeti görüyoruz ve bir süre sonra bunlar böyle çok evrensel futbolcular olmalarına rağmen Sokrates. Ben Doktor Sokrates'in şunu şeyini hatırlarım. Fiorentina'ya sözleşme imzalamaya gittiği zaman ülkeme demokrasi gelirse geri döneceğim deyip tekrar Fiorentina'ya sözleşme iptal edip geri dönen bir adam. Biraz şey orada aşağı yukarı böyle yani. Ama evet. şöyle oluyor. Evet. Fiorentina'dan sözleşme geliyor. O sırada parlamentoda anayasa değişikliği oylaması var. Evet. Eğer diyor anayasa değişikliğinde parlamento başkanın direkt olarak halk tarafından seçilmesi evet. yönünde anayasa değişikliğine onay verirse Brezilya'da kalıyorum. Evet. Müthiş bir şey aslında. Evet. Parlamento onay vermedi ki o daha sonra o anayasa değişikliği yapıldı ve Brezilya demokrasiyi geçti. Ama o dönem gidiyor değil mi? O dönemde tam Fiorentina sözleşmesi o zaman vermedi. Evet. Dolayısıyla o zaman ben de Fiorentina'ya gidiyorum. Bekliyor ama değil mi? Öyle bir futbolcu modeli var o zaman. Bekliyor yani. Bu. Bekliyor. Çok şey çok özel bir karakter. Evet. Çok özel bir adam ve onun o Corinthians'da ortaya koymuş olduğu demokrasiye Corinthiana hareketi. Bu müthiş bir şey. Çünkü askeri rejim altındasınız. Herkes susturulmuş, demokrasiden bahsetmiyor. Bir takım tutuyor. Tepeden tırnağa bütün kararları demokratik olarak alıyor. Bu kararlar arasında yani mesela çok basit şeyler de öğle yemeli şu saat diyelim. Tamam. Evet. Yani bu da olabilir ama bu da demokratik olarak bu önemli kararlaştırılıyor. Ama ne şuna güzel. Karar veriyorlar. Maçtan önce konsantre olmak amacıyla bütün takımlar yapar bunu. Kapanıp iki gün boyunca kamp yapıyor takımlar. Bunu evet. oyladılar ve kamp yapmama yönünde karar aldılar. Evet. Düşünebiliyor musunuz bugünkü endüstriyel futbolda ya. Barcelona futbolcuları biz Real Madrid maçından önce kamp yapmayacağız desin. Yani. Böyle bir şey düşünülebilir evet, mi? Anladın mı? Yani muhtemelen sözleşmelerinde bir sürü bu yönde davranamamalarını sağlayan madde vardı. Evet, yani vardı. Kendileri risk ederek yapıyorlardı da diyorsunuz değil mi? Tabii ve aslında önemli olan bir de şöyle bir şey var. Evet. Bunu yapan takım başarılı oldu. Evet, şampiyon oluyor o yıl. Yani ertesi gün maçı var. Kampta yatmak, otelde yatmak yerine evinde yatıyor. Maça evinden kalkıp geliyor evet. ve şampiyon oluyor. Evet. Çok büyük şeyler aslında 82 yılında falan. Tabii. Bir de şey vardı yanlış hatırlamıyorsam o da enteresan. Yani o yıllar 82'de o büyük takım Tele Santana ile hayal kırıklığına uğrayıp başka bir teknik direktör alıyorlar. Başarısız oluyor. 86 öncesi referandumla Tele Santana teknik direktörlüğe getiriliyor. Yani referandumla teknik direktör seçen bir ülke var mı? Yani hakikaten inanılmaz şeyler. Güzel şeyler bunlar. Tabii, bu damar hala yaşayacak orada diyorsunuz değil mi? Brezilya ve futbol yani Brezilya'da futbolun siyasetle ilişkisi çok eskiden beri var. Evet. Hep var. Hep var. Yani böyle bir bütün bu diktatörler falan yani futbol üstünden popülerizmini korumuşlar. Evet. Popülizmin bir parçası. Şimdi bu son seçimde de Melo'nun evet. aslında bir provokatif bir hareketi var. Onu da Bahia de Felipe Melo değil mi Galatasaray'ların? Evet. evet. Palmeiras da oynuyor şimdi. Bahia deplasmanında yaptı ve Bahia genellikle Afrikalı yoksul değil mi? Yoksul siyahların hakim olduğu ve bir bölge, bir eyalet ve PT'nin İşçi Partisi'nin kalesi. Nitekim bu seçimde %70'ler civarında falan İşçi Partisi çıktı. Evet. Orada beraberlik golünü attı. 1-1 bitti maç ama bittikten sonra kameralara yöneldi ve o golünü Bolsonaro'ya ithaf ettiğini söyledi. Evet. Şimdi bu yani mesela sosyal medyada bir mesaj olarak atsan çok da sorun değil ama
yeşil sahada üstünde forma varken daha maç bitmiş. Üstelik yani sahanın içinde sayılırsın. Evet. Yani böyle bir şey yaptığında bu ister istemez kuralları bozuyor. Evet, kural provokatif dışı yani. Bir boyutu da var. Ve bunun üstünden bir tartışma başladı. Ve aslında provokatifti. Niye? Bunu solun merkezi olan yani sola büyük destek veren bir eyalette yapıyorsun. Oradan bir tartışma yürüdü. Biz şunu gördük. Halihazırda milyoner olmuş bütün Brezilya futbol süperstarlarının Bolsonaro desteğini gördü. Maalesef yani. Bunun bunlar bir de evrensel olmuş adamlar. Bütün dünyada oynamışlar falan. Türkiye'ye gelmiş, Afrika'ya gitmiş falan. Yani o da inanılmaz değil mi? Ronaldinho değil mi? Galiba o bir aday oldu. Ronaldo. Yani Ronaldinho ve Rivaldo. Rivaldo'nun desteği Barcelona. Josef de Souza pardon. Dün daha şimdi gelirken gördüm. Belki yani dikkatinizden kaçmıştır sizin de. Biz Fenerbahçe'den Arabistan'a giden Josef de Souza 3 saat önce ben Bolsonaro'yu destekliyorum diye açıklama yapmış. O sessiz sedasız efendi çocuk diye burada hani geç kal seçimden önce yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum. Olabilir. Şimdi, evet, bu bir trend. Bir tek Juninho bunların hepsini reddediyor. Başkaları da var. Karşı çıkıyor filanlar. Başkaları da var ama orada onların cevabını taraftar grupları verdi. Verdi mi? Evet. Of, taraftar grupları yani ya zaten bence o Ronaldinho'nun karnaval sırasında Şubat ayında başlattığı bir kampanyadır bu. Ve peşinden yavaş yavaş bütün Brezilya futbol starları katılmaya başladılar. Ya bunun böyle iradeden çok bir merkez tarafından yönetilen ve muhtemelen bir takım çıkarların söz konusu olduğu falan böyle bir kampanya gibi düşünüyorum. Evet. Bir takım futbolcular da katıldılar. Ama şunu hesaba katmadılar. Yani mesela Lucas Moura Bolsonaro'ya destek verdi. İngiltere Ligi'nde oynayan bir adamsın sen. Tabii. Bu yani top ayağına her geçtiğinde ıslıklanacaksın demektir. Evet. Yani çünkü İngiltere çok bedel ödedi. Hitler, İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'e yani ister istemez İngiltere'nin her kesimi bu konuda duyarlıdır. Sadece solcu olmak gerekmez. Evet. Anlatabiliyor muyum? Liberalleri de filan. Bu aynı şekilde Neymar pek katılmadı ama like'lar attı. Evet en sonu da evet. Değil mi? O böyle geçen seçimde sağcı adayı desteklemişti. Evet. Ronaldo ile birlikte o Brezilyalı Ronaldo ile sağcı adaya böyle yine buna benzer bir şey yapmışlardı. Yani futbol starlarını bir şekilde destek onlardan destek alıp o takımların taraftarlarının oyundan medet ummak bence asıl mesele burada yani. Evet nedir bunu açalım ne olur. Yani nasıl bu kadar önemli bir konu yani. Yani bu bizde de görülen yani bu böyle popülizme kolay temayüz edecek ilginç bir şey bu aslında. Ne diyorsunuz? Yani işte bunu hani futbol konumuz değil ama bir günde bunu böyle futboldan da yazıp çizen birileriyle de tartışmak yani nedir ne diyorsunuz? Bu ilginç bir dönem. İşte bu Bolsonaro popülizminin o sağ popülizmin aslında bir yönünü gösteriyor. O ezme. Evet. Karşı tarafını, rakibini ezme. Yani sonuçta bazı maçlar gerçekten ne bileyim çok uğraşırsınız, edersiniz ama beraber biter. Yani. Evet. Sonuçta futbol. Ağlamazsınız arkadan. Hayır yok yani hep böyle skor. Hani 1-0 yetmez, 5-0 yetmez gibi. O bu çok faşizan bir şeydir. Kimde olursa olsun. Bizde de bu yayılıyor. Yani mesela futbolda şiddet adamı kovalıyorlar statta falan. Ya bu aynı şey bizde de var. Yani çok ilginç. Bana bu böyle bir tuhaf geliyor. Mesela bugün Fatih Terim açıklama yapmış. Bana ceza verirseniz arkamda 30 milyon Galatasaraylı var. Ya böyle bir bu iş evet, buraya tam, doğru. Tam olarak bu yani. Evet lütfen. Yani, onu yani, anladım. Siz oraya gelecek diye geldiniz yani, aslında. Nedir yani, bu yani? Fatih Terim herhangi bir siyasi lideri desteklediğinde sanki o 30 milyon Galatasaraylı onun peşinden gidip direkt bu oy bende gibi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmadığını aslında bunların ayaklarının yere basmasını sağlayan gerçekten basiretli davranan taraftar gruplarıdır. Evet. Yani Corinthians'ın taraftar grubu var. Büyük bir grup. 100 bin üyeli. İnanılmaz. Yani bir basın açıklaması yaptılar. Örnek gibi yani normalde futbolculardan beklediğin sağduyuyu türbünden görüyorsun. Evet. Anlatabiliyor çok muyum? Çok tuhaf değil mi? Onlar ve yani bütün taraftar gruplarının basın açıklamalarında bu şeyle futbolculara karşı hep bir şey vardı. Yani sonuçta sandıkta ne çıkarsa
İşte bu bizim şeyimizdir falan gibi. Gene demokrasiye gönderen ki bu şey Sokrates tavrıdır. Sokrates giderken şey diyor. Yen ya da yenil Fiorentina'ya. Uçağa binmeden önce. Yen ya da yenil. Ama diyor demokrasi içinde olsun. Demokrasi içinde olsun. Yani o ne olmuş? Anayasa değişikliği maddesi yapılmadığı için aslında çok da istemediği halde İtalya'ya gidiyor. Yenilmiş. Ama demokrasi için ne yap? Oylama yapılmış parlamentoda. Nitekim o düzeltildi. Brezilya demokrasiye geçti. Nasıl geçti? Sokrates gibi duyarlılıkların... Halk kahramanı olmuş artık değil mi? Milli tıp, kaptan yani böyle, falan, değil mi? Böyle bir tıp doktoru, bir adam, bir acayip başka türlü bir bir fenomen. Yani böyle bir futbol estetiği yani başka bir şey. Benzeri gelmedi. Takımı da olan o topu pasını falan yani dünyaya tanıtan adamdır. Bir zeka oynar sahanın içine. O girdiği zaman anlatabiliyor. Ne zaman nereye yani bu güzel futbol. Güzel futbol ve güzel futbolu bitiren de aslında gene bu Bolsonaro'nun çok öne çıkardığı askeri diktatörlüktür. Değil mi? Endüstriye... 1970'te üçüncü kez şampiyon olduğunda Brezilya milli takımı o Brezilyalı futbolcuları da şaşırdı. Kupasını aldığı zaman değil mi? Peleler meleler o kadar. Dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük reklam kampanyası muhtemelen yapıldı. Bütün o Brezilya milli takımı askeri diktatörlüğünün söylediği hiçbir zaman öyle olmadı. Ekonomik mucizeyle özdeş bir reklam kampanyası haline getirdi. Hepimiz onu öğrendik. Futbolda yani. Bunu yaptık, ekonomide bunu yapacağız gibi bir çok başka türlü aslında yani futbol ve siyaset başka bir program konusu olabilir. Evet çok güzel. Zengin. Çok güzel anlattınız. Bu da bu işin içinde. Ben şunu düşünüyorum. Bu Latin ruhundan mıdır nedir? Yani hakikaten sizi de hem biraz şey yapalım dinlendireyim. Çok güzel anlattınız. 78 Dünya Kupası'nda yine Arjantin'de askeri diktatörlük varken Videla ve tartışmalı bir kupa o. İşte Brezilya'nın Peron'un şey yaptığı. O kupada Arjantin teknik direktörü Cesar Luis Menotti solcu entelektüel bir adam. Ya bunu sindiren bir toplum mu? O değil mi? Artık o renkler de o Latin toplumunda da yavaş yavaş siliniyor mu? Arjantin'de de bir liberal geldi falan. Ne diyorsun? Bir Latin Amerika'ya bakalım. Ya böyle bir Latin Amerika'ya hep bir şey düşünüyorduk. Yani dünyada bu iş hani son kalan yerleri gibi ama oralarda da sıkıntılar var değil mi? Peru öyle, Kolombiya öyle ama Meksika farklı. Yani biraz da onlara Brezilya'dan çıkarak ne diyorsunuz? Yani bir bize örnek alarak büyümüş bir kuşağız. Siz de öyle, biz de öyle ama bizim için daha dramatik. Bizim gazetecilikte bir klişe vardır hep. ABD destekli darbe. Evet. Şimdi biz bunu uzak Asya'da da görürüz, Afrika'da da görürüz, Latin Amerika'da da görürüz. Artık aleni diyorsun. Ama Brezilya'da aslında son yaşadığımız ABD destekli bir darbe. Şey yani, ne diyorsunuz o mesela burada gördüğümüz şey Benim budur. Filan böyle uluslararası sağın evrenselleşmesine onun oğlunun Bolsonaro'nun görüştüğü falan öyle bir durum da var değil mi? Bunlar böyle bir network gibi de. Yani gitti Avrupa'ya falan bu ırkçılığı örgütlüyor. Ne diyorsunuz? Öyle bir evrensel şey de var orada. Solda yok ama bu mesela şu anda yani. Soracağız onu konuğumuza da sonra ama daha vaktimiz var. Ne? Telefon konuğumuza soracağız onu da. Yani solda niye yok? Size de oraya başlıyor. Yani mesela bu Bannon şeye gitti. Bolsonaro'nun oğluyla görüştü diyorlar. Avrupa'ya gitti. Yani bu ırkçı faşizmi bir sanki bir evrensel network gibi inşa ediliyor. İlginç bir dönem yani. Ne diyorsunuz? Bir de ona da şey yapalım. Yani bu faşizan hareketlerin aslında kendi aralarında bir tür sağ internasyonalizmi diyeceğiz. Ve kurabilmesinin teorik ve pratik koşulları mevcut. Bu evangelist hareket aslında bir tür bunu ima eden bir hareket. Ve o bir ortak payda yaratıyor. Yani Hristiyan toplumların hangi mezhepten olduklarının çok da önemli olmadan bu yeni Hristiyanlığa yönelmeleri özellikle orta sınıfta hali vakti yerinde kesimlerde bu şekilde düşünceler akımlarının ortaya çıkması, onun siyasal karşılıklar bulması bunları izleyeceğiz, göreceğiz ve aralarında gerçekten en azından mesela bir Kudüs dayanışması müstakbel gündemdir. Yani Trump arkasında daha fazla sağcı lider bulacak dünyanın çeşitli kesimlerinden. Evet.
Ama bunun mesela Hindistan, Çin aksına, Asya'ya çok da fazla yansıyacağını zannetmiyorum. Evet. Daha Hristiyan toplumların arasında gerçekleşecek bir şeydir. Fakat şunu genel olarak söyleyebiliriz. Yani neoliberalizm demokrasiyle yürüyecek diye bir klişe artık kalmadı. Evet. Neoliberalizm pekala otoriter rejimlerle de hatta çok daha iyi iş yapabilir muhtemelen kimsenin ses çıkartamadığı toplumlarda. Evet. Bütün bu neoliberal ajanda çok daha rahat uygulanabilir. Evet. Bolsonaro'da da bunu çok tipik. Evet. Şimdi konuğumuz da var. Sevgili gazeteci dostumuz, siz de tanırsınız. Mustafa Kemal Erdemoğlu, Cumhuriyet Gazetesi'nden. Sevgili dostum Mustafa Kemal Erdemoğlu, teşekkür ederiz. Gecenin bu saatinde sabırla bizi dinleyip katıldığınız için. Sevgili dostumuz Erdir Zat'la Brezilya, yükselen faşizm, yeni sağ falan konuşuyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar ve estağfurullah. Aslında ben çok teşekkür ederim. Beni de böyle güzel bir sohbete kattığınız için her ikiniz. Sayın konuğa da selamlar tabii ki buradan. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin de şimdi bir fikrinizi alma anımız geldiğini düşünüyorum. Biz şöyle konuşurken bir noktada kaldık. Dedik ki artık işte bu sağ bir şekilde evanjelik hareketlerle evrenselleşiyor. Irkçı, faşist bir dalga orta sınıfı etkiliyor özellikle batıda. Sevgili Erdir Zat öyle dedi. Bu dalga yayılır mı yayılmaz mı, bir bunu soracağız size. Bir de sol nerede kaybetti, nerede yenildi diye. Bugün çünkü az önce bahsettiğimiz Doktor Sokrates'in kardeşi Ray bunun aslında Bolsonaro'nun zaferi değil, solun yenilgisi olarak görüyor. Biraz sol taraftan senin bakışın nedir? Bir senin de fikirlerini alalım istiyoruz. Evet, teşekkür ederim. Ya öncelikle şunu belirteyim. Şimdi Latin Amerika'da genel bir sağ savuş var zaten. Bu bir gerçek. Hem Arjantin'de hem de şimdi zengin kapitalistler bir dönem başkan seçildiler. İşte biliyoruz bunu. Evet. Zat da bilir. Tabii burada neden başarılı olamadılar diye bir soru sorulursa, ki sordum pardon sevgili İskender. Evet. Herhalde bu ülkelerde, Arjantin'de, Şili'de başa gelen, iktidara gelen sol hükümetlerin yani bildirleştirme yapmak yerine yabancı sermayeyle çalışmayı seçmelerinin de bir ihtimalle payı var. Yani ilk aklıma gelen şey açıkçası bu. Şimdi, evet. Latin Amerika'da sağ radikalizm bir hali yüksek. Bu çok açık. İşte merkez soldan merkez sağa bir kayış var. Tabii Brezilya üzerinde özellikle konuşuluyor. Çok da hoş sohbetler yapıldı. Yeni şeyler de öğrendik bu arada. Evet. Brezilya tabii özel bir durum arz ediyor. Umarım yanılmıyorum Sayın Zat ne der bilmiyorum ama yani özellikle şurada Brezilya'da bu neoliberalizm dediğimiz meseleye geçiş biraz geç oldu. Yani diğer Latin Amerika ülkelerine nazaran 90'ların başlarında falan başlamış bir hikayedir o hikaye ama niye geç geldi? Geç oldu, geçiş neden buralara kadar farklı? İşte askeri rejimin son yıllarında biliyorsunuz. Müthiş bir son mücadele vardı Brezilya'da. Yani işçi hareketleri çok güçlü. Bu kuşkusuz neoliberal reformların kullanmasını engelleyen bir faktör oldu her zaman. 1980'lerde işte hatırlıyoruz, borç kriziyle birlikte enflasyon kontrolden çıkmıştı Brezilya'da. Sonra bu makroekonomik istikrar programlarının yüksek enflasyon sorunu çözemediğini işte biliyoruz. Bunlar neoliberalizmin önüne geçişte büyük bir engeldi. O nedenle Brezilya neoliberalizme geç ulaştı. Evet. Dolayısıyla neoliberalizmin yarattığı şeyleri, sıkıntıları geç yaşamaya başladı. Evet. Şimdi bu sağ iktidarların yarattığı sorunlarla yeni yeni karşılaşıyor Brezilya aslında. Sol partiler ya da adaylar iktidara geldi nihayet. İşte biliyorsunuz. Evet. Solcu başkan Lula'nın iktidarı bence çok çok önemli bir aşamaydı. Ama büyük sermaye bu durumu tersine çevirin. Dünya kadar yoldu dedi ki de maalesef başardı da işte bilindiği gibi. Yani bu ikisi kurdularda görevini aldılar. Bir diğer solcu başkan Dilma Rousseff daha önce Lula yapıldığı gibi sağ bir komplo sonucu addedildi parlamentoda. Evet. Bu bir parlamento darbesiydi. Öyle deniyordu ve doğru bir tanımdır. Ve onun yerine çok tuhaftır. Adı Ruslarla anılan Kamer, Temel getirildi. Evet. Yine enteresan konuşma sırasında rastladım da aynen katılıyorum. Yani bu son seçimlerde de hapiste olmasına rağmen Lula ve Silva bir hali popülerdi gerçekten. Evet, yani az önce konumuz engellendi. Ve onun işte karşısına askeri yönetim yanlısı, komünizm düşmanı, işte emekli yüzbaşı Bolsonaro adayı yapıldı ve kazandı. Fakat şöyle bir durum var. Evet. Sayın Erdizat da sanırım aynı şeyi biliyor. Aslında kongrede çoğunluğu falan yok şeyin Bolsonaro'nun. Evet.
aslında. Yani bu öyle bir gerçek var. Fakat tabii büyük bir ordu desteği var arkasında, inanılmaz. Bu adam, önce bu konuda görüşümü söyleyeyim. Düpedüz faşist tabii. Yani, evet, lütfen. Nefret söylemi var. Bu nefret söylemi yüzünden ülkenin siyahları, eskilleri, göçmenleri hedef haline getirildi ve saldırılar yaygınlaştı biliyorsunuz. Hı hı. Üniversite aktivistlerinden sorucular Orhan Orhan'ın hedefi olarak hedef göstermek zorundu. Sağcıların şey oldular, hedefi haline geldiler. Hatta şey vardı, hedef bu 14 Mart'ta yani bu yılın Mart'ında şimdi Mariella Franco suikastı vardır, bilirsiniz. Şimdi bu Sosyalizm ve Özgürlük Partisi'nden evet. Belediye meclis üyesi bir kadın politikacıydı. Özelliği siyah ve eşcinsel oluşuydu. Şimdi Bolsonaro'nun bu nefret söylemleri bakın ne kadar, nerelere kadar gelmiş. Yani kadını öldürdüler. Evet. Kasyonu ortadan kaldırıldı. Daha Mart'ta, yılın başında yani. İpuçları o zamandan görüyordu. Şimdi bu sınırsız yetkiler kuşanmıştır başkan durumunda. Ne yapacak? Temel sıkma politikaları uygulayacak. Yani bu yoksul kesimi fena olacak. Bir tanım var. Brezilya'nın Trump'ı diyorlar. İşte malum. Bana sorarsanız valla Trump falan değil. Daha kötü. Hani Trump'ın iyi olduğu anlamına gelmiyor bu da. Evet. Trump, Brezilya'nın Trump'ı şeyi buna övgü sayılır aslında. Hayır. Bu şey, Brezilya'nın Facebook'ıdır. Batistasıdır. O kadar kötü bir ilişkisi var adamın. Ne zaman da 90'lı yıllarda Amerikan gazetesine verdiği röportajda da açık açık da söylüyor aslında. Yani işte de öyle çok eskiden beri bilinen biridir. Yeni bulmuş bir isim değil bu. Ne diyordu? Şey açık açık yani askeri diktatörlükler bir destekliyorum. Demokrasiler evet. Doğru çözmek. Hatta sizin örnek Fujimori, bu Peru'nun eski Japon asıllı başkanlığı örnek veriyordu. Onun hayranı zaten. Evet. Bireyciyle Fujimori işte, yapmaktır falan diyen biri. Yani bile bile açık açık söyleye söyleye iktidara geldi. Evet. Peki nasıl iktidara geldi? Sanırım sorulardan biri oydu. Evet. Kendiler. Yani ben nasıl yorumlayabilirim? Şunu söyleyebilirim. Yani bu sadece fakir politikacılar başka yerlerde olduğu gibi sıradan halkın korkularını tekst ediler. Evet. Birincisi. Yani aman ülke Venezuela gibi olacak. Kötü örnek olarak Venezuela ya da Küba'yı gösteriyorlar. Evet. Sonucular gelirlerse Venezuela ve Küba'ya benziyor. Bu korku çok yaygınlaştırıldı gerçekten. Bir de halkın geri yanlarını okşadılar. Evet. Zırtmen kafetlerinin altını çizdiler. Bunlar her yerde sadece politikacılar işine yarar. Evet. Tabii bu kriz ortamlarında iyi değerlendirdik. Ha? Ya düşünseniz de yani krizden İdilman Rusya'yı sorumlu tutan insanlar, sağcılar, bunlar. Ve bunda da gerçekten başarılı oldular. Şimdi sol ne yapabilir deniyor ya. Evet, bir cümle onu alalım çünkü vaktimiz daraldı. Evet, bir de onu alalım ve kapatalım. Tamam, hemen onu da söyleyeyim. Kapatayım o zaman. Evet. Ben mesela TV radikal bir sol popülist yol izleseydi keşke diye düşünüyorum. Hani popülizm çok korkutucu falan geliyor ama evet. Brezilya özelliği pek öyle değil. Yani Lula öyle olmayabilir ama Latin Amerika'da popülizmden başka yol yok. O yüzden dibine kadar sol popülizm yapılsa diye düşünüyorum sağla baş edilebilir. Açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mustafa Kemal Erdemol. Yeniden görüşmek üzere. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Bir son dakikamız kaldı. Siz ne diyorsunuz? Şimdi Mustafa Kemal'in de görüşlerini sizin görüşlerini harmanlayarak sol ne yapmalı? En önemli soruyu buraya bırakıyoruz. Yavaş yavaş da bitireceğiz sizin mesajlarınızla. Buyurunuz. Yani ne yapacağız? Islıklayacağız işte top ayağına geldiğinde. Evet. Bu şaka bir yana. Buna karşı küresel bir hassasiyetin geliştiğini ve solun küresel cevaplar verme noktasına da bir takım bir gereklilik hale geldi zaten bu. Bir yerlere ulaşacağını düşünüyorum. Yani bu bütün dünyada faşizan dalgalarının, faşizan hükümetlerinin iktidara gelmesi ister istemez sola da böyle bir perspektifte yeni bir yapılanma içine girme. Bunu küresel örgütler halinde mi yapar yoksa başka türlü mü ama yeni bir yapılanma içine girmesi gerekliliğini gösteriyor. Evet. Ha, bunu biz nerede gördük? Çok güzel aslında. Belki de en güzel final noktası. Brezilya'da bütün bu seçim hengamesi dönerken Pink Floyd'un eski elemanı Roger Waters turnedeydi. Evet. Kendi işte solo turnesindeydi ve
o lazer şovuna Elenoy. Brezilyalı kadınların şahane sloganı. O değil anlamına gelen. Evet. Bolsonaro'ya karşı müthiş bir kadın hareketi. Ki Elenoy, kadınlar evet, o değil. Muhtemelen başarılı oldu. Yani bütün kadınları yanlarına çekemediler ama Haddad'a destek veren kadınlarda Haddad daha çok destek aldı. Elenoy Roger Waters tarafından bütün o konser alanında yansıtıldı ve bir liste sundu. Roger Waters dünyada yükselen neofaşist liderleri. Neofaşizmdir söz konusu olan şey ve Roger Waters aslında bize ne yapılması gerektiğini söyledi. Yani en azından ıslık. Evet. Islıklamamız evet, lazım. Islıkla evet. Daha vaktimiz var mı yönetmenim? Bitti mi vakit? Ne güzel zamanda bitti ama. En azından ıslıklayacağız değil mi? Efendim çok teşekkür ederiz sevgili Erdir Zat ve programımıza katılan diğer konuklarımız. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim çok güzel program oldu. Umarım dünya da güzelleşir. Biz konuştukça ıslıklayacağız, konuşacağız. Özgürlüğe devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Efendim haftaya yeni bir Aslı Aslan'da görüşmek üzere. Haftaya da özel bir programımız olacak. Şimdiden söyleyelim. Çok teşekkür ederiz sevgili ekibimize ve konuk ve konsept danışmanımız Ali Tirali'ye ve aynı zamanda ekibi bir daha burada şey yapacağım. Yönetmenimiz Adem Alan, yapımcımız İrem Erez, ses Murat Güler, bu kez ana kumandada Alper Çartık ve kameralarda Ekrem Uzunoğlu'lar, Raşit Özkara ve Yiğit Baran Gökdeniz'e teşekkür ederiz. Biz kolektif bir kanalız, biz özgürlükçü bir kanalız. Bütün genç ekibe de hepsine teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. Teşekkürler.